Peygamber Sevdaları Vakfı olarak 2012 yılından bugüne kadar Kasım ayı sahabe ayı şeklinde yolumuzu aydınlatan yıldızlar programı ve etkinliğiyle Allah'a hamdolsun bugüne kadar çok güzel bir şekilde bu programları gerçekleştirdik, etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Çünkü malumunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişen ve ona gerçek manada iman edip teslim olan, her şeylerinden vazgeçen örnek bir nesilden bahsediyoruz. Ve bu örnek nesil sadece o dönemde kalmadı, o dönemin faaliyetleriyle yetinmedi. Tam tersine günümüze kadar da İslam'ın gelmesinde, söz konusu naslarımızın taşınmasında onların çok büyük emekleri olmuştur. Bu topraklara kadar gelmişler ve bizi İslam'la müşerref etmek adına her türlü çabayı, gayreti sarf etmişler. Ve bu uğurda mücadele vermişler. Kimisi yollarda şehit olmuş, kimisi cihat sahne, cephede savaşaraktan şehit olmuş. Ve alkanlarını bu topraklara kadar dökmüşler. Dolayısıyla biz de böyle bir nesilden bahsediyoruz. Çünkü bu nesil söz konusu bize bıraktığı bu mirasla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, yaşantı biçimini, insanlarla olan ilişkilerini, Rabbimizle olan ilişkimizi ve bize iletilen mesajların ihyası için, yaşanması için elbette biz buna daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hakikaten de günümüzde bütün bu yaşanan sorunlarımızın ortadan kaldırılması için elbette ki böylesi rol model olarak ifade ettiğimiz ashabın yolunu izlemek ve her birisini bir yıldız olarak görüp o şekilde onların ışığında, aydınlığında yol alabilmek hepimizin, yani bütün Müslümanların bu konuda adım atması gereken bir yaklaşım biçimidir. Hamdolsun biz vakıf olarak bunu yapmaya devam ediyoruz. Her yılda inşallah ömrümüz yetince devam edeceğiz. Aşer-i Mübeşşere'den başlamak üzere her yıl özellikle ön planda tutulan bir sahabi konu olarak gerek salonlarda gerekse daha böyle açık alanda ifade edebileceğimiz mekanlarda programlarımızı düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Yani işte ilk yıl olarak Hazreti Ebu Bekir'i konu edindik. Daha sonra Hazreti Ömer'i, sonra Hazreti Osman, Hazreti Ali, akabinde giren diğer aşer-i mübeşşereden sahabeleri her yıl gündem konusu yaparaktan onları rol model almak anlamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yılda Ebu Ubeyde bin Cerrah erkek sahabilerden, hanımlardan da Kerbela şahidi Hazreti Zeynep binti Ali'yi konu edindik. Çünkü kendisi Kerbela şahidi ve aynı zamanda Kerbela mesajını günümüze kadar intikal etmesini sağlayan en önemli bir kişiliktir ve dolayısıyla bu kişiliğin tanınmasında, yani onun taşımış olduğu o misyonu, o mesajı bizim de onu örnek alacak şekilde daha sonraki nesillere aktarma konusunda önemli bir şahsiyettir. Dolayısıyla bu tür şahsiyetleri tanımak ve bunları programlarda farklı zeminlerde halkımızla, Müslüman halkımızla, ümmetle paylaşmak elbette ki çok önemli bir husustur. Peygamber Sevdalar Vakfı olarak biz bu yılda il bazında Türkiye'nin değişik illerinde 25 il civarında program yaptık. Buna bağlı birçok ilçemizde, yine ilçelere bağlı birçok taşra yerleşim alanlarında programlarımız gayet güzel bir şekilde Kasım ayı boyunca geçti. Kim yerde ortak olarak, yani bayan ve erkekler beraber, kim yerde ise kadınlar ayrı, erkekler ayrı salonlarda programlar, etkinlikler düzenlendi. Allah'a hamdolsun gayet güzel geçti, sorunsuz geçti. Ama tabii ki önemli olan bu etkinliklerle bıraktığımız mesaj ve bu mesajın dönütü. Bir sonraki yıl en azından bu yıl gördüğümüz sahabilerden olumlu taraflarını örnek alaraktan hayatımıza bir şekilde yansıtmak ve bundan sonraki yıllarda da yine başka sahabilerin hayatlarını kendimize örnek alacak şekilde yaşamaya çalışmaktı. Yani esas olan mesajla birlikte dönüt ve yansımaların ne olduğu, sahadaki yankılarının ne olduğudur. Biz daha çok bunun üzerine özellikle imkanlarımız ölçüsünde uğraşmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olur. Ve bu konuda gerçekten bütün Müslüman halkımıza, ümmete şunu söylüyoruz. Evet, ashab gerçekten de birer yıldızdır. Bu yıldızlardan hangi birisine biz imtisak edersek,
Yani hayatına yapışıp gidersek Allah'ın izniyle yolumuzu kaybetmeyiz. Bu çerçeveden özellikle genç nesillerimizin genç sahabilere örnek almaları ve onlar gibi bir yaşantıyı, bir yaşamı, bir hayatı felsefe edinmeleri konusunda tavsiyemiz söz konusudur. Çünkü gerçekten de bu davanın bütün yükünü taşıyacak olan, nasıl ki asr-ı saadette genç sahabiler idiyse, bugün de gerçekten gençlerimiz fazlasıyla hem buna ihtiyaç duyuyorlar, hem de bizim gençlerimize ihtiyacımız vardır. Çünkü bu gençler eğer İslam'la müşerref olup İslam'ın misyonunu ashabın yolunda, onların izinde giderse Allah'ın izniyle bir ıslahat hareketi gerçekleşmiş olur ve ümmet yeniden kendi asli hayatına rücu etmiş olur diyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bundan sonraki yıllarda da Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bu vesileyle de özellikle bu konuda gerek vakıf yönetimi olarak gerekse koordinatörlerimizin gayretleri ve koordinatörlerimize bağlı yetkili kardeşlerimizin, hele hele özellikle sahada gönüllü olan kardeşlerimizin ve bu anlamda yine emeği geçen farklı şekilde finansman anlamında olsun, taşıma anlamında olsun, diğer alanlarda olsun, konuşmacı hatip kardeşlerimizden olsun, Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Bundan dolayı da kendilerine müteşekkiriz. Allah-u Teala onların ecirlerini kat be kat artırsın inşallah.